Şimdi Settar abiye bir şey yazacaklar mı diyerek yaptım. Aa. O yüzden açtım kamerayı. Doğa hamile değil. Ben hamileyim. Doğru duydum. Kimden olduğunu da biliyorsun zaten. Settar abi. Merhaba sayın 311 takipçim. Bugün bayağı enerjisiz açıyorum. Çünkü çok moralim bozuk. Öncelikle 300 kişi olduk. Çok teşekkür ederim. Yani o açıdan çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden tekrar hepinize abone olduğunuz için teşekkür ederim. Biraz bir şeyler konuşacağım. Ona başlamadan önce abone olup, yorum yapıp, beğenip, destek olursanız çok mutlu olurum. Bildiğiniz üzere geçen hafta burada ne kadar mutlu anlar yaşadım. Ben hamileyim. Kah. Çıldırdım, kah anırdım, bağırdım. Ta ki pazartesi günü, o kara gün saat 3'e kadar gerçekten çok mutluydum. Her şey çok iyi gidiyordu. Sonra amfideyken birden bir Twitter'a giresim geldi. Ve her yerde Settar abinin fotoğraflarını gördüm. Çok korktum önce aklıma çünkü başka bir şey geldi. Sonra bir gördüm ki... Hayır. Yerine Ahmet Mita... Ahmet Mümtaz Taylan gelecek haberini gördüm ve o günden beri konuşamıyorum, mutsuzum. Farkındaysanız bir böyle bir engel geldi. Çok yani kelimeler kıyafetsiz kaldı ya. Ya benim oyuncuyla kesinlikle hiçbir problemim yok. Yani zaten ona bir şey demek bana düşmez. Ama bakın ben ne yönetmenim, ne yapımcıyım, ne kast direktörüyüm, ne bir şeyim. Hani ben sadece bir hikayeye, bir karaktere inanmış bir izleyiciyim her şeyin başında. Bence bu kadar yavaş yavaş inşa edilmiş, her sahnesi anlamla yazılmış ve tam esas hikayesi başlayacak noktada oyuncu değişikliği bence çok yanlış bir karar. Yani ben bunu bencil bir yorum olarak yapıyorum kesinlikle. Ben Settar abi hastayken geri dönsün, oynasın derdinde değilim. Ben zaten en başından beri bu beyin kanaması olayını duyduğumdan beri diyorum ki umarım dönmez. Çünkü bize izlemek kolay. O dizi kolay çekilmiyor ve bir yaştan sonra özellikle bunu kaldırmak, o yaşam tarzına adapte olmak gerçekten çok zor. Ama aklımın ucundan asla oyuncu değişikliği geçmedi. Şu an görene kadar zaten inanmayacağım. Hala sürekli Settar abi nerede falan diyebilirim videoda. Ya böyle ne kadar heyecanla bekliyordum. Hani o umut bile çok güzeldi. Yeter, o umut bile yeterliydi yani. Settar abi beni izliyorsa... Seni çok seviyorum. Müzikalini gelip izlemek istiyordum. Hatta ona Kasım'da bilet alacaktım. Sınav var diye alamamıştım. Çok pişmanım. Keşke alsaydım, gelseydim, seninle tanışabilseydim. Çok mutsuzum ve biliyorsunuz ben hani diziyi çok seviyorum. Bu video çekmeyi, kanalı da çok seviyorum ama hani esas Alev'le Apo için izliyordum. Çoğu kişi biliyor. Mesela şimdi Apo. Ben Apo diyemeyeceğim çünkü o Apo değil ki. Artık şey diyeceğim. Abdullah Ünal falan. Hani arama mesafe girecek gibi hissediyorum yani. Ben buradan da yapımcılara sesleniyorum. Biz bu kadar 50 bölüm acı çektik birleşsinler diye. Ayırın. Çocuğu da aldıralım. Alev'le de Rüzgar barışsın. Bütün hafta şuraya koyacağım bir halimi. Sed Apolev editleri izleyip ağladım falan. Zaten kendi günlük hayatım yeterince kötü gidiyordu. Yani bir şey izleyip mutlu oluyorduk. İşte ne hayaller kurduk ama hayallerle yaşayanı gerçekler diye bir laf var. Artık hayal kurmayacağım. Settar abi haftaya taburcu olacakmış. Taburcu. O yüzden çok mutluyum ve bu mutsuzluğum, enerjisizliğim videoya yansısını da istemiyorum. O yüzden elimden geldiğince çok enerjik ve neşeli olmaya çalışacağım. Çok konuştum biliyorum. Daha diyecek de bir sürü şey var ama en önemli şey bu olduğu için şu an buna bahsettim. Tekrar diğer reklamda da oturup konuşuruz zaten. Hikayenin akışı, anlamı her açıdan zedelenecek. Çok inanılmaz bir acemilik olarak görüyorum. Diziden çıkması çok zor bir karakter çünkü herkesle bir bağlantısı var. Yani diziye şöyle bakınca... En kilit karakter diyebilirim hani. Kıvılcım ve Abdullah diyebilirim yani. Gitseydi ya Apo. Yurt dışına gitseydi. Bıktım ya sizden. İkinizi de istemiyorum. Ben defolup gidiyorum deseydi. Ya da tövbe yarabbim. Abdullah Bey ölseydi yani. Neyse böyle söylemek kolay tabii ki. O işin ana yüzünü bilemeyiz ama beni ilgilendirmiyor ana yüzü. Ben bir izleyici olarak çok kırgınım. İnşallah sakin kalabilirim. Hepinizi seviyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Size hepinize öpüyorum. Bay bay. Bir şey daha demek istiyorum. Ya bir sus be! Beni yapımcılar falan dava etmeden önce. Oy. Başka bir oyuncuyla anlaşmanın bu kadar hızlı bir proses olduğunu düşünmüyorum. Demek ki bu bayağıdır planlanan bir şeydi. Birazcık çok acele buldum bu kararı. Yani birazcık daha beklenebilirdi. Birden hani sanki okey gitti hemen yerine başkasını koyalım. Benim, bu bana çok kötü hissettirdi yani. Bilmiyorum anlatamıyorum ne düşündüğümü ama diyeceksiniz şimdi sen niye bu kadar kırgınsın? Kırgınım abi Settar abi benim için önemli. Apo benim için önemli. Artık değil. Artık o Apo değil çünkü. Abdullah benim için önemli değil. Burada resmen mistik bir dua gücüyle
kadını Meryem Ana gibi hamile bıraktım Alev'e ve Apo tepkisini öğrensin. Apo'nun öğrenecek tepkisini görmek için ne kadar heyecanla bekledim biliyorsunuz. Hayat bana yine yaptı yapacağını. Neyse, her şeyden önce sağlık. Ben burada boş yapıyorum tabii ki de. Bizimle olduğu için Settar abi hala çok mutluyum. Bu zamana kadar Apo'yu bu kadar güzel, ince ince işlediği için çok teşekkür ediyorum. Ondan oyunculuk adına öğreneceğim çok şey var. Yani o kadar eğitim alıyoruz ama ondan çok şey öğrenmem lazım. Zaten. Adam mutasyona uğradı. Ben şu an sevinemiyorum ya. İyi bir shower bile yaptım. Şu pembenin acı çekmesinden bile şu an zevk alamıyorum. Anne. Daha başımıza neler geldi şu an haberin yok. Kocan değişti. Barışsınlar ya. Yeni Apo ile Pembe barışsın lütfen. Alev'den uzak olsun. Balım benim. Evet, yeni bölüm başladı. Kimi arayacaksın? Apo'yu mu? Apo değil ki o. Doğayı mı? Kimi? Ha. Artık her şeyi Apo'ya bağlamayı bırakmam gerekiyor. Maalesef hayatım. Hayat. Geç kal. Saçım bok gibi. Neyse, çok mutsuzum zaten. Onunla değil ki. Settar abinin gittiğini öğrendiğimden beri her gün ben. Sana kıyamam. O çocuğu ikiniz büyüteceğiz. Boş ver yeni Abdullah'ı. Ay, bu da mı gelecekti başımıza? Miras bölünecek. Ay Allah'ım, öleyim ben. Hani artık öl. Hiç olmasına garantiye almak istedi sadece. Ama söyleyecek misin ya da ne zaman söyleyeceksin? Konuşacağız tabii oğlum, böyle. Bak, keşke bilmese. O kadar istedim ki Settar abiden bu tepkiyi görmek. Yatıyorum ben, hiç iyi değilim çünkü. Yat. Çok sinirliyim hepinize. O kız isteme törenine basıyorum. Kızım hamile diye bağırıyor. Sönmez, öğrendi mi? Kızım bana anne deme sakın. Ne diyeyim? Kıvılcım Hanım mı diyeyim? Sönmez, öğrendi mi? Doğan'ın bir suçu yok. Yok. Sen hiç konuşma. Sönmez'in tepkisini niye görmedik? Kesin bulmasaydın ben böyle bilmezden geliyorum. Çöp karıştırma. Diyeceğim de lock diye en ön baby. Vallahi ölürüm o zaman. Anneanne. Bir dakika, sefere şey. Çimenin testi. Öyle normal bir olay. Doğacım bak, sen benden ne zaman bir şey saklasan... Başımıza böyle şeyler geliyor, evet. Senin hamile olman başta başına rezalet zaten. Allah Allah. Ne ya? Sevişemez miyiz? Tamam. İlla hep bir kaos olacak hayatımızda. Evet. Fatih ne diyecek acaba? Hala Fatih ya. Bize ne Fatih'ten ya? Sen doğuracak mısın bu çocuğu? Evet. Bir doğurmasaydın. Sana mı soracak? Evli adamdan çocuk mu yapılır? Anne, yaptı oldu. Buna ben hangi kararı doğru verdin ki? 40 yaşıma yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Bu kafayla doğurmaman bu en kafayla. Doğrusu. Ya sana mı soracak ya? Sen çocuk büyütmekten ne anlarsın? Sen çocuk büyütmekten ne anlarsın? Sen çocuğunu ayırıyorsun. Diğer çocuğunu hiçbir zaman dinlemiyorsun. Hiçbir zaman arkasında olmuyorsun. Tamam, arkasında olmaman gereken şeyler yapmış olabilir. En azından dışarıda onu desteklemiyorsun. Senden mi öğrenecek anne olmayı? Çok daha iyi bir anne olacağına eminim yani. Nasıl seviyorum ama Sönmez'i. Bugün zaten sinirliyim. Kimse önüme çıkmasın. Senin büyük ihtimalle de doğuracağım. Doğur. Doğur. Ben arkandayım diyecektim de doğurma, vazgeçtim. Bu Apo'yla doğurma. Babasız mı doğacak bu çocuk? Evet. Senin baban Cemre'nin dedesi. Vallahi kalbim duracak. Gerçekten bütün hafta böyleydim. Ben kimseden babalık falan beklemiyorum. Bence de beklemeyen şu. Ulan olarak fikrimi sorarsan. Sormuyorum. Şu an Alev'in üstüne çok gidiyoruz. Teşekkür ederiz. İnsan doğum. İnsan içine çıkacak halimiz kalmadı. Ay çıkma bok ye ya. Vallahi bitirip bırakacağım diye. Her gece Settar abi gelir mi diye düşünürken ben. O kara güne kadar. Dediğim gibi bunlar ne ara sevişti. Siz oğlumuza şu an kız istiyorsunuz. Fatih 1 TL farkla baba olacağını öğreneceğine abi olacağını öğrendi. Ben hamileyim. Yani artık hiçbir anlamı kalmadı ya. Aldır, aldır, ben arkandayım. Böyle uyuyamazsın işte geceleri. Nasıl uyuyorsun geceleri? Ne yapsan? Bir merdivenden mi gitsen Alevi? Gibi yapıştık, kurtulamıyoruz bir türlü. Sen biliyorsun. Ah ya, şu lafın sileyliğine bile sevinemiyorum şu an. Ya biz bunları hak etmedik ya. Dünyanın en bahtsız fandomu olarak tarihe geçeceğiz bence. 10 kişiyiz zaten. Nasıl ya? Alev hamile miymiş? Alev şimdi babandan hamile miymiş? Ama neden? Zamanlama çok kötü. Bir derdim bana yetiyor zaten. Benim derdim bana yeter. Benim derdim bana yetiyor be. Senin ne derdin vardı? Çözüldü. Bir çıktın hapisten. Bir derdim var artık. Hayata, dönsen mi? Dönemeyiz. Ben de dönemedim hala. Umut'u anlıyorum. Unutamıyorum. Sen ne? Unutamıyorum!
Umut, ben seni parasızken sevdim. Aynen ha. Hani benim için değişen hiçbir şey yok. Hala parasızsın. Kanalda çalışmaya başladığından beri sen de çok değiştin. Anlamadım. Ne sen ya? Önemli iş kadın havaları falan. Sanki atomu parçalıyorsunuz. Sen şu an saçmalamaya başladın. Ayrıl kanka. Boşan. Evlenme. Evlenme, ben boşanacağım. Evlenme, ben boşanacağım. Nursema'nın saçını toplu görünce hafta içi Time'da dolaşan Nursema ile Umut sandım. Gif'i geldi. Evet, özür dile. Dileme. O gif'i koyamıyorum, siz anladınız biliyorsunuz. İleri gittiğimin farkındayım. Ya o zaman yapma. Kontrol edemediğim bir öfke var. Ben bu hafta ben. Ay, aynadan nasıl baktı öyle? Senin öfken bana. Şu kızı hak etmiyorsun, bok ye ya. Saç. Of, bakışlara bak. Daha yapmayacağım ama sus. Daha yapma, tamam mı? Yapacağım. Hayır, inanmıyorum artık sana. Küskün gitme. Kızın ağzına sıçıyorsun, şey diyorsun, çok tanıdık geldin bana. Alev'in bari hamile hallerini görelim ama. Görkem, çok özür dilerim. Sizi hiç çekemeyeceğim. Sanki bir durum yok. Planladılar mı? Aynen, hepsi bir oyundu. Bir şaka falan yapıyor sandım. Şaka, aynen. Haberi görünce ben biri şaka yapıyor zannettim. Gel, her şeyi buna bağlayacağım arkadaşlar. Kafam orada. Kusura bakmayın. Sizi seviyorum. Siz de birazcık tolere edin. Annem manzarayı gördükten sonra fenalaştı. O da öf, bayılacak yer arıyor. Zaten kalsaydı. Şey merak ediyorum. Doğayla eski gerçekten kayıp. Sevişiyor muydunuz? Annesine neden hamileyim demiş ki? Bunu söyleyemiyoruz maalesef. Bunu söyleyemiyoruz maalesef. Pembe mi hala? Annesi geldi, maalesef. Kızı hamiledi. Teyzesi geldi. Yok, o değil, ben hamileyim dedi. Ya biz böyle bir aileyiz kızım. Yani hangisinden kim hamile? Onu bile net anlamadık. Ben. Onun hamile olmadığına eminim. Kesin. Neden? Teyzesi doğruyu söylüyor. Dedim bizde yalan yani. Olmaz. Aklıma tek bir şey geliyor. Hepsi hamile. O da aklın hala sende oldu. Benim maalesef doğru. Kapandı. Hadi bay bay, kapatın. Benim artık Settar abi yoksa bu dizi tahammül edemeyebilirim yani. Muhafazakar dedik. Bağrımıza bastık. Müptezel çıktılar. Resmen kendi içlerinde büyüyorlar. Aynen. Ailemiz kendi içinde genişliyor. Ailemiz kendi içinde adamın genişliyor. Babası karısının teyzesiyle. Tövbe tövbe. Benim oğlum da 19 yaşında kızla takılıyor. Pardon, bir dakika. Babası bile yok. Ay sanırım be. Evlerden ırak. İyi de Allah Allah, sen oje sürüyorum. Ben seni yolda bulmadım. Ama öyle davranıyorsun benim zaten. Benim bu aileye verecek kızım yok. Aman verme, çok da hangisi berbat çıktıysa Fatih. Berbat. Fatih'in babasının genç bir kadından çocuğu olacak Görkem. İki babamla konuşuyor. Unutursun kızım. Bitti. Yok. Sürekli eksinden bahseden kankama yaptığım açık ona. Unutursun kızım. Sıra değildir inşallah konu. Betan. Şu şekilde sahipleneceksin. Şöyle olamadın be. Hayatıma bu kadar müdahale olamazsın baba. Dönüşmeyen kuzum. Bu neyin sevgisi Allah aşkına? Ne aşkı be? Diyecek hevesin bile iş? Yok. Annen yaşında. Annen. Açık E kullanmasanıza. Hazra'nın yaşı başı benim umurumda değil. Götü başı umurumda. Ya hayatımda ilk defa aşık oldum ya ben. Sen hala sen de benim mutlu olmayı denesene lütfen ya. Oğlumun milfi var ya. Of. Tamam, sen de bunu o kafana sok baba lütfen. O kafana akşam falan. Akşam hiç gelmiyor. Sabır ver yara. Bana versin esas. Zar zor duruyorum şurada. Serum yedim de geldim. Ya of ya. Apo Ernun de ya. Settar abiden Apo'dan. Hamileliğinin tepkisini o kadar merak ediyordum ki. Yani şu an pardon. Kesinlikle kötü bir niyetlemiyorum. Settar abi Apo'yu o kadar böyle naif bir karakter çizdi ki şimdi diğer oyuncunun daha böyle sert bir görüntüsü var. Hani o naifliği veremeyeceğini düşünüyorum. Ön yargılı mısın diyeceksiniz. Evet, ön yargılıyım. Sinirliyim. İnternet de çekmiyor. Ne? Ben de ya. Nursema sen mi geldin? Abla yok, geldin. Ben geldim. Gitmedin mi işe? Kanka burada olduğuna göre gitmedi işe. Onu konuştunuz mu? Ne diyor? Ne yapacakmış? Yok oğlum, daha sonra. Bunu sizden değil, Alev'den bakalım. Öğrenmesi gerekiyordu ya. Gitmek isterse bırak gitsin, tamam mı? Yani daha fazla gurursuzluk yapma demek istiyor. Kızım olur mu öyle şey? Ne diyorsunuz ya? Ne demek olur mu? Adamın ya? Çocuğu oluyor. Çocuğu olacak. Bir veled-i zina gelecek sizin hakkınıza konacak. Hakkınıza konacak. Ben, bizim rezilliğimiz değil ki onlar düşünsünler. Doğru. Ben boşanacağım. Bunlar evlenip bebe bakacaklar. Öyle olacak. Oldu. Artık ben de istemiyorum. O kadın ömrünün sonuna kadar metres kalacak. Tamam abla. Artık ben pembeyi destekliyorum, tamam mı? İstemiyorum hiçbir şey. He's so mean. Ya onu ne alakadar ediyor ki? Rollenme fazla teyze. Bak
Babamla konuşmamız lazım. Babanız ablam çok değişti. Işte. Allah'ım sen biz nelesin olsun? Ben artık kaldıramıyorum gerçekten. Ben de sen Fatih. Sen mi ben mi Fatih? Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Hallolacak bakalım. Hallolmayacak hiçbir şey. Hayat bitti. Hatta hayat hiç bu kadar bitmemişti. Nasıl bebişimiz? Sinirim bozuk. Aşkım benim de çok. Senin için aynısını yapardım. Annem küçükken bizi yalanın canı da diye büyüttü. Doğruymuş. Ablanacak halimize gülüyoruz. Öyleyiz valla ben de şu an. Ne yapalım? Gülmezsek kafayı yeriz, kapatırlar bizi bir yere. Dona ben var mı? Apo değil artık. Yok, o. Yok pembe o kadar cadı ki. Asla Apo söylemez. Apo duymasın diye gidip sessizce bir köşede bayılmıştır. Bunun hatası. Aynen tuvalet. Öyle. Ben de boş yere gurur yapıp Almanya'ya gitmeyecektim o zaman Alev. Her şey öyle başladı. Bir de şuna çok üzülüyorum. Yani beraber bir sürü sahneleri çekilebilecek vakit varken hep bomboş otel odası sahnesiyle geçti. Yani çok daha güzel, dolu dolu, anlamlı sahneler olabilecekken. Bu benim cenabetliğim herhalde. Benim şanssızlığım yani. Neyse, nasip değilmiş vuslat. Apo'ya ne istediğimi söyledim. Bu pozisyonu istemiyorum. Apo, ben sana baştan bu pozisyonu istemediğimi söyledim. Siz mi oldu? Gittim. İki gün sonra evine döndüm. Aynen. Adam keyifledi. Kalp krizi falan değil bence. Kalp kırıklığı. Aa. Sen gittikten sonra ne oldu? Deme öyle ya. Çok edeyim. Seninle birlikte olmasın. Ve Sazen'i rol eve laf ettirmem. İyi geceler çocuklar diyor. Ben yatıyorum. Bu dizi zaten artık sarmıyor. Bizimkiler çok işlerini iptal edecekler. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Battık. Herkes Settar abinin story atıyor. Bizimki de kalp. Diziyi izlemiyorum bu arada. Vazgeçtim. Ay seni yerim ya. Çok güzelsin. Ben duy. Alev hamile. Alev hamile. O manifestledi kaç bölüm önce? Biliyorum. Ay rüzgar olsun ya artık o kadar. Git bir pembeyi teselli et. Pembe senin üstündeki hayatımın en fıtığına doğulduğu zamanlarda. Dolduruyorum yani şey umuttan boşan. Senin kafanın daha da çalışmaya ihtiyacı yok gerçi. Rüzgar ya. Yine moral verdin. Rüzgar Nursema'ya aşık mı oldun lan? Arkada kedi var. Çok kötüyüm hala. Acaba beni Nursema'dan aldın. Acaba. Aileden kopamayacaksınız. Yani çember gittikçe daralıyor. Kardeşin, damadının kardeşin doğacak. Sus Rüzgar. Kardeşin, Nursema'ydı. Damadının kardeşin. Çok komik ama ben hala mutsuzum. Ama onu seviyorum. Onu seviyorum derken? Yani seviyorum yani arkadaşım yakınız. Ya aşığım. Eyvah. Niye Allah anladı. Çok bilirsiniz. Love is on the air. Love is in the air. On the air. In on eti unuttum. C1 makale yazdırıyor. Sen sıkma canım. Hamilelik dediğin şey 9 ay. Nihayet erkek diye bir şey yok. Belli olmaz o. Merdivenden mi yuvarlayacaksınız kız? Belki biz bir şeyler yaparız. Alışkınsın nasıl sen. Hamile insanları zehirlemeye falan alışkınsın tabii yaparsın. Bana bak kızımın kılına dokunmayın ama yani şu an ben de istemiyorum doğurmasını. Ama yapmayın lütfen deccaller. Belki düşürür. Katil miyiz biz? Oh! Helal olsun. İnanılmaz. Yeniliğinden pembe. Düşürürsün. Tabii ona bir şey diyeyim. Kendinden düşer inşallah dediği içinden. Zaten annesinin büyük günah zina. Zina pırlanta. Hani belki çocuğunu aldırırsa günahını da kefaretini ödemiş olur. Günah günahı söker. O kadın yine de hayat sigortasını garantiye almak isteyecektir. Ay neyse. Onun derdi para değil. Kadına geri dönerse. Dönecek tabii ki de. Benim boşanmayacağımı bilir o. Ama dönmemeli. Boşanma. Boşanma ben arkandayım. Hala var mı? Sahiplendirin. Ne çiçek kaldı ne çimen kaldı. Bizim çimen de gitti. Çimen. Aşkım okul taşıtı diyor ya sen işte oradaydın geçen sene. O yüzden 40 yaşında manita yapma biraz sakin ol. Çimen küçük harfler. Buraya kadar mışkı atamam. Atma zaten. Ha. Selam. Kıvılcım Hanım'ın kızıyım. Selam. Kıvılcım Ünal diyecektim çevirdim. Kimsin sen? Ben. İnsanım. Kıvılcım Arslan'ın kızıyım. Bir de bir sana kimsin nesin diye iğrenç soruyu geç. Biri sana... İsminiz ne dese, Kıvılcım Hanım'ın kızıyım. Ne diyeyim de Damla dersin hani. Ebru Hanım'ın kızıyım. YouTuber Ebru Hanım fanları var. Gökhan'ın mimikler o yüzden gitti. O sırada düşünüyorum siktir gitti çimen. Yani böyle bir şey olmasa vazgeçmeyeceğim bu sapıklıktan. Neyse sadece bahaneyle sizden de kurtulduk inşallah. Buluşmasak. Buluşmasanız bence de. O kadar panik oldum ki. Kendi foyası açığa çıkacak diye. Yok ya ne değilmiş. Nasıl tip değil mi? Sunuslat. Arkadaşlar kalıcı ojemin renginin aynısının ojesini buldum. Gel, gel. Ucunu tamamladım. Ay beyazı çıksın. Güzel oldu. Biz ne gel. İzliyoruz ya? Gel alalım.
Ne bakıyorsunuz? Şey, aa tam onu dedi. Sesine koyunlar da vardır. Koyun kuzu mu bu? Kuzular da vardır. Hayvanlar da vardır. Ay, ben şurada beni konuk çağırsaydınız ya. Kızlar olsun. Helal sana. Amin. Amin dedi yine ya. Nasıl yani? Nasıl yani? Her şeyimiz mahvoldu bizim ya. Mahvoldu. Kimin için? Alev için. Kimin için abi? Alev için. Değer. Babamın yaptığı bir hata nelere mal oldu. Hayır, bir değil belki birkaç keredir. Ben olarak bu durumu nasıl açıklayacağım ona? Abi. Onu doğayla evlenmeden, yatmadan önce düş hesap edeceksin artık. Ne olacağını sonra. Hepsi kelebek etkisi aşk o. Alev için değer miydi? Değerdi. Baştan pilavla yapmış. Babam da afiyetle yemiş. Alev galiba ta... Yemiş. Lütfen. Bak şimdi görkemi de kaybettim. Umurumuzda değil. Miras meselesi. Alev Hanım'a baksana ya. Alev Hanım'ı seviyorum. Alev Hanım'ı seviyorum. Ortak olacak bu çocuk sayesinde inanabiliyor musunuz? Babanız abi. Bu mu yaptığı babalık? Böyle babalık mı? Ya yok çocuklar hadi herkes işini bırak. Ya Kayhan hadi uzatma. Gel abi. Yeter ya şu adama şöyle davranmayın. Hadi. Bu sahneye ne gerek var? Dört diye girip çıkıyor. Şey benim ağzımın ne kadar sık olduğunu bilmiyor musun oğlum sen? Alev hamileymiş abi. Abi dur bir ne yapıyorsun ben ne diyorum sen bizden sonra en çok sevinecek vay kişi. Vay vay çocuğun babası Abdullah Bey. Evet abi her şey 3'e bölünecekken 4'e bölünecek. Bak sana bir şey söyleyeyim bu gidişte 5-6 olur ha. Ben olsam üst. Alef'e bak. Nasıl bu gururlu. Gururlu bakış. Bu kim? Psikolog mu? Buraya bile onun isteğiyle geldim. Ya. Ben his olarak soruyorum. Yani... Kandırılmış hissetmenize sebep başka bir olabilir mi? Umduklarını bulamadıkları zaman kandırılmış hissedebilirler. Abla ne demek istiyorsun? Tam da umduğunu buldu. Aslında şu bazı şeyler beklediğim gibi olmadı. Nasıl seks hayatınız? Ya ne diyorsun? Bizim aşkımız çok büyüktü. Zaten dünyayı aldık karşımıza. Ben hep öyle olacak sandım galiba. Hala öyle yapıyor. Olmadı mı? Olmadı herhalde. Ya defol git. Para her şeyin önüne geçti. Yetersiz mi hissettin? Aşkım kız sana bir kere parayla ilgili bir şey dedi mi? Konuştuk hisse. Olabilir. Genelde bir suçlu arar mısınız? Ben. Onlar yüzünden. Arıyor oldu. Genelde. Herkesi suçluyor. Param yokken ezdiler. Param varken yine ezdiler. Şimdi de Nur Sema eziyor. Nur Sema seni ezmiyor hiçbir zaman. Bitemez. Anasını beni bitemezsin. Bitemezsin. Çok emek verdiğiniz için. Abla psikoloğa gitme. Benim çocuğum başkan olacak derse ne olacak? Helal hani olsun şey diyeceğiz. Yok amca ben istemem. Fatih'e bak. Bana ver bana. Kendime güven. Ay ne şimdi bizim bu müzik de girdi. Fatih'in ileride başkan olacağı için sevinmeniz mi gerekiyor? Ne geldi burası? Kahve söyleyeyim olur mu? En yakın Starbucks'e. Seni arayacaktım. Evet doğru. Dayı psikiyatriste oluyorsun. Sen beni bırak. Hamileymişsin. Yani bir gün görmedim. Sana inanmıyorum ya. Nasıl söylemiyorsun bunu? Gerçekten yani. Bana niye söylemedin? Doğa beni korumak için ben hamileyim dedi. Oradan kıvılcım... Neler yaşadık? Neler yaşadın ya? Böyle bir şey olamaz. Gerçekten benim yanımda sizin ailenin de böyle topluca psikiyatriste gelmesi gerekiyor. Benim de artık. Bebek bir doğsun. İlk yapacağım şey o. Artık bak. Doğsun derken. Doğuracak mısın çocuğum? Ben çok kötüyüm. Sen nasıl mutlu olacaksan onu yap. Helal olsun. Ben yanındayım. Ama... Senin kararın. Kimse de sana karışamaz. Umut ne kadar harika birisin. Şey, Nur Sema'ya niye böyle davranmıyorsun? Tamam şu an çok beni duygusal yaptı. Ama Nur Sema'ya öyle bok gibi davrandıktan sonra hiçbir anlamı yok canım. İlk ve tek destekçim. Hayır benim o. Allah yazar. Bak daha da destek. Biraz daha iyi misin canım? İlk şoku atlattık. Biz aile meselelerini karıştırmayacağız derken geldiğimiz... Aile meseleleri bize karıştı. Aşkım çoğalıyorsunuz işte. Bana kız ihtiyacım var. Benim de. Bu akşam Meta'n yok. Tavana gidecek yemek yemeye. Bana gelir misin baş başa olalım? Tamam. Çok iyi olur. Öpüyorum. Tamam hayatım görüşürüz. Ay hayatım gerçekten. Fazla'ya bak yine makineye bağlandı. Reklam verin kazandı bir yemem lazım. Ama oğlum babası gibi değil. Daha da beter. Senin oğlun da hamile karısını aldattı. Küçük bir hatırlatma. Hiç mi merak etmiyorsun? Bilmek istemiyorum. Yoksa bilmesem daha mı iyi olur diyorsun? Öyle maalesef. Ben şimdi gidip görkem olmamışım. Benim hoşlanmış adama yapışmak ne ya? Derken evli biriyle yatağın çimen. Ama bilmiyor tamam da. Üf, neyse ben konuşmak istemiyorum artık. Bakın daha bir saat oldu. Sen istersen. Kız.
kısmetse şey olur. Bu aile berbat, müptezel bir aile. Kendisine döndürmek için elinden türlü büyüler yapıyor. Gelin kaynana dedikodu işte mu yapıyorsunuz? Bu yüzden seni pes etmemen lazım. Fatih için ya, mi mücadele edeceğiz? Fatih'in hayatında ne zaman biri olduğunu duydu, kıymete bindi. Ha, sen maalesef doğru. Bir güler yüz göstermedin o zaman. Müsaade mi ettiniz? Dur yavrum. Aşkım senin kocanın hamile, sen niye burada... Ben s- yapmayın. Ne olur mücadele keşke et. Keşke Apo hamile olsaydı, ben her şey daha üzüldüm. Kolay olurdu. Bu aile bizden uzak olsun. Biz de sizin onlardan uzak olmanızı istiyoruz ama nerede? Ayrılamaz bir bütün olduk. Hepimizin birbirinden çocuğu oldu. Sıra Kılmer'de. Görmeyeceğiz değil mi biz yeni Abdullah Ünal'ı? Ben yemek Fazla'ya gittim. Fazla'da mı? Görkem'le de... Ve Nimel Vekil gerçekten. Ne yapmış benim oğlum? Hay şu kız teyze yiyen bunların şerbirliğini. Şerbirliği. Onun derdi bizi un ufak etmek ama avucunu yalayacak. Kimden bahsediyor? Alev'den mi bahsediyorsun? Ha, hiç tek derdimiz tersin. Hiç kimse. Tımarhane, yemin ediyorum tımarhane. Salonun ortasında kuzu dolaşıyor ya. Sen dolaşıyorsun, yetmez mi? Daha iyisi. Alev sakın. Sakın, Alev sakın. Ay yok, ben konuşamayacağım galiba. Bununla konuşulmaz. Bebekle ilgili kararım değişmedi. Bebek kim? Başladı ya, aklı başı yerinde bir şey söyleyecek. Aklı sandım. Başı yerinde. Götümüz basınız. Evet ve kararım asla değişmeyecek. Aşkım ya. Cemre kardeş geliyor desene. Cemre yok kardeş mi geliyor? Hem hala belki dayı. Anne sen beni evlatlıktan belki gelip ikisi. Bir rahatlasana. Ah, ay evet ya. Olmuyor işler. Ha bir de araştırdın yani. Sönmez. Birlikte olduğunu öğrenince verdiği tepkinin 15 katı takma verir ya. Diye bekliyordum, vermedi. Sana. Sorun sana geliyor. Ben Ömer'e gitmesem mi acaba? Ya gitsene. Aa, ne alaka anne? Adam hepiniz kudurdu. Bir rahatsızlığım var. Ben... Kıvılcım'la Ömer insanların derdiyle ilgilenmekten birlikte vakit geçirmiyorlar. Bu kadar iyi olmak zorunda değilsiniz. Gidin birlikte vakit geçirin lütfen ya. Zaten biz kavuşamadık. Bari siz kavuşun. Sizi dinleyeceğim. Ay ne, bu da zorla gidiyor. Görüşürüz. Gibi. Gideyim. Görüşürüz. Hadi zorla gideyim, sevişeyim. Çimen Gökhan yazmadı diye mi yazdın? Tabii tabii. Gökhan beni ghostluyor galiba. Ghostluyor. Niye? Ben de Settar abinin gittiğini gaslightlıyorum. Birazdan Settar abi gelecek. Şimdi Çimen Gökhan'la Görkem'in kardeş olduğunu bilmiyor değil mi? Ben de merak ediyorum. Kızı mı? Soyadı ne bu kızın? Erdem. Erdem'di galiba. Erdem mi? Gökhan'ın soyadı da Erdem. Şerefsiz içime öyle bir kurt düşürdü ki. Acaba dedim. Yani akraba olabilirler mi? Yok ya. Ay benim ablamın soyadı da Erdem oldu. Kaç tane insan var? Bunlar mazbut tipler, seninki öyle mi? Alakası yok. Alakası yok. Tamam işte, arkada Ertuğ şey diyor. Ay ne zaman sikeceğiz. İsimle de benziyor. Görkem, Gökhan. Umut dayı alıyor. Nursema abla alıyor. Memnunsundur herhalde. Çok çok. Önce bir insan ol. Çay canım çekti. Doktora gitmek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Bunlar evlenince hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Ama ben neler hayal ettim de neler yaşadım ki. Konuşmak istemiyorum. Ethan'la Mecnun'un bakışmasını gördün mü? Yok, ne bakışması? Ya bunlar birbirine yanık. Her Apollon sahnesinde ben birinci sezon ki. Bir harika bir kız. Leman Milfi bilmiyor. Maşallah. Annesini sevizi. Gerçekten çok tatlı. Alev'in bebeği nasıl olacak acaba? Alev'in bebeği. Artık sadece öyle. Yalan ya da bir amcan olabilir. Senden tam küçük kız olmamız için dua edeceğiz. Ya sen ikiz olacak ya kız Alex olacak, evet. Hakkını kimselere yedirme. Hiç korkmasan. Alev'in hiç parada korkma. Pulda gözü yok zaten ya. Allah dediğim zaman böyle o minicik parmaklarını böyle bir işareti yaparlardı. Evet, arkadaşlar benim de küçükken Allah dediğim tabii, bir video var. Bulursam şuraya sen koyuyorum. Metehan senden çok hoşlanıyor. Metehan sana ne? Yapmayın kızın duygularıyla oynamayın. Yok. Yok o bana bakmaz. Mihir ben sana bakmam. Düğünümüzü ben yapacağım söz veriyorum. Nindirini Kayhan abi. Ya olur mu? Ay yazık, heyecanlandı boşuna. Ya sana işte. Hayır sonunda çabuk, olacaklar gibi düşünüyorum da. Biz siz kaldınız. Ne diyor, bu çizgiler sana benziyor mu diyecek. Ömer'le benim zeka seviyesi aynı. Çok iyi. Bunu kesin Barış yapmıştır. Evet sonunda. Ay Kıvılcım üstüne kucağına bacağını koymuş. Ben artık buna inanmıyorum. Lanetli miyiz yani? Evet biraz. Lanetliyiz hepimiz. Canımızı saldık, başımıza onca iş geldi.
Doğru. Ölümden döndünüz. Ay, baloncuklar oldu. Bundan sonra bize hiçbir şey kalmaz. Canım, siz böyle büyük büyük konuşmayın. Siz bedelini büyük büyük konuştukça çok kaçırır oluyor. Bedelini ödedim. Ne bedeli kanka? Ne bedeli kanka? Yapmayın, bazı arkadaşların şipi yarım kaldı. Seni ilk gördüğümde gıcık oldun. Net. Kadın benim hayatımın kadını olur dedim. Anne, lafı. Kalbini öyle bir avucun içine alır ki. Avucumun içine almadım. Kalbimin içine aldım. Ne zaman şöyle bir aşk yaşayacağım? Nasıl bir perspektifse kucağında gibi gözüküyor. Bu evi gördükçe geliriyorum. İçeride Seter abi var değil mi? Nasıl buldunuz bugün Abdullah Bey'i? Kilo almış, iğrenmiş, sakalı çıkmış. Kaba saba bakıyor. Seter abi halk dönüşümü geçirip Ahmet Bülent'e dönüşüyor. Bir saattir kamerayla ben. Tepki verecek hiçbir şey olmuyor. Spoiler'le ilgili bir şeyden de kaçırdım. Pardon, Abdullah Ünal'la ilgili. Ay, arama artık şu adamı. Senin mi bu? Evet işte, benden başka fark edecek tek kişi sendin. Kadınlar Günü diye okulda çekiliş vardı. Şansıma bana çıktı. Böyle saçma sapan şeyler için çekiliş mi yapıyorlar üniversitede? Ay deme kız, ben de katılırdım aşkım. Aşk olsun, kıvılacağım. Zaten bir kerelik. Saçma sapan çekilişlere katılma lütfen. Hadi kahvaltı. O sırada arkadaşlarımı günde 25 tane çekilişi etiketleyen ben, arkadaşlar fakir Umut fakirin ekmeği. Çıkacak bir gün eminim. Saçım yakışıklı prens gibi olmuş. Buradan Zeyno'ma. İşe gitmeyecek misin? Canım, Alev hamile zaten, bak ağır mağır kaldırmasın, işe git. Umut. Oha, öküz. Bu sabah ben de böyle uyanamadım arkadaşlar. Madem bölümde konuşacak bir şey yok, biz muhabbet edelim. 9.40 dersine benim 10.30'da bir girişim var. Çok utandım. Sonra derste dinlemedim. Arar mısın kalkınca, merak ederim. Hayır, arar mısın? Ne oldu? Reklam geliyor. Bayağıdır gelmemişti. Oha, öküz. Umut bunu döküp gitmiş mi de? Yani, küş yani, abartı bu da. Sütü böyle... Neyse, ben bir şey demeyeceğim. Ben de böyle süpürgeleri çok seviyorum bu arada. Bu da böyle bir bilgi. Ha, bu arada Alev hamileymiş ya. Nasıl hamile? Ya hani böyle... Böyle kara haberi benden de istiyorum. Alev hamileymiş. Çok kara bir haber. Kayhan, artık sadece seni seviyorum dizide erkek olarak. Böyle karnında bebek büyüyor ya. Hah, o tür bir hamilelik. Var ya, yumurtlarsa hepimiz şok. Kayhan, ne diyorsun? Yumurtlarsa. Ama dün o telaşta söylemeler ama... Ah, benim nur yüzlü melek kalpli yengem. Melek kalpli. Kısmı olmadan o nur yüzlü, evet. Ya nur yüz okey. Ama melek kalpli falan valla o tartışılır ya. Öyle de... Ben Kayhan falan mıyım acaba? Nişanlananların hepsini sükunetle kabul edecek, biliyor musun? Yani ben şimdi sükunetle beklerim ama... Ya gelmezse? Ben şimdi sükunetle bekliyorum. Bunda sıkıntı yok. Ama ya gelmezse? Seter abiyi böyle beklemiştim ama. Ya var ya, adam odalara kapattılar ha. Gelmek. Onay veriyor muyum? Asla. Kendimi alev sanarken Kayhan çıktım. Çalışıyormuş gibi görünüyor. Çok ağır geldi. Kutluk kesim yerinden aldık. Kıyamadık ama evde de olmuyor. Siz keser misiniz? Aslında oluyordu. Aa, Nilay. Niye keseyim? Küçücük kuzu mu? Büyünce mi keseceğim? Ya peşine iki tane ineği takmışsın, doluyorsun. Bir İhlas'ı oku bakayım. Oku. Bu ne biçim konu? Kuzunun screen time şaka mı? Well paid actress. Yalnızlık başka bir şey. Ama tek başına başka bir şey. Doğru. Ben kuzum, kendi kendimi tahmin ettim. Çünkü önüme bakıp yürümemem, başka bir beyle evlendi. Bey. O, Abdullah Bey. O bey de ne hikmetse beni hiç sevmedi. Hatta bunun da mamayı dediği işi, her şey var. Yatılı okula yolladı. O ziyarete geldi başlardı. Şimdi hakkını yememek lazım. Üzüldüm şu an. İstem- Kadınlarla olan ilişkilerini umursamamam. Bundan kaynaklanıyor. Tespit. Yani rüzgarı da aşka Nursel'e mi inandıracak? Alev'den gelebilecek bütün darbeleri biliyordum. Allah Allah. Ya sen? Yani mesela sen farklı bir insansın. Neyse, konuşmayacağım. Ben mi? Evet. Sen, yani ben senin gibi birini daha önce hiç görmedim. Aa, dur, oynuyor ya. 55. kez diyorum. Bizi 6 kere aldatmış. Böyle eleştirdim. Ay, geldi. Aman yiyin. Midemiz bulanacak şimdi laflardan. Otur otur, zahmet etme. Gebe zaten. Yüküsün sen şimdi, bir şey olmasın. Abdullah Bey'le konuşamadın diye seni aydınlatmaya geldim. Değişti Abdullah, evet, Bey. Çok değişti. Kandırmayı düşünüyorsan tabii ki senin meselen. Günahımın meyvesini doğuracağım diyorsan... O zaman çocuğunu tek başına yetiştirme taktiğini de düşünebilirsin tabii. Evet, tek başına yetiştir. Kocam sana yar etmeyeceğim. Lütfen sen yine Apollo Barış. Şanssızca da söylemiştim. Yine söylüyorum.
Hep Metis var arkaya. Sen bizi yıkamazsın. Ya tamam ya, yıkmak istemiyoruz artık. Yıktı bile. Sen tabii yıkılmayı boşanmak zannediyorsun ama. Çoktan yıkıldınız zaten. Siz çoktan yıkıldınız, haberim yok. Ya işte. Ne kadar cahilsin ki. Bunu da anlamaman normal. Sana mı soracaksın? Babasının serveti için heydahlanmış gayrimeşru bir hayat ve senin gibi bir anne. Ne diyorsun sen be? Aşkım tut topuzunu. Hemen çıktır git. Bu kızın iş yerini de değiştirin artık. Doğru karar verirsen herkes basıyor. Paranı da alırsın. Hayatını garantiye almak için. Umut. Anne ne diyorsunuz? Anne deme. Hazır gelmiş burada gerçekleri konuşuyorken. Sana da bir şeyler. Seni de uyarayım. Umut da bize yardım edecek bir heyecanlanmış hiçbir şey denedi. Kız bunun için maaş alıyorsun. Oh. Oha. Gerçekten oha yani. Hayır konu bana nasıl geldi, ben bunu anlamadım ki. Zamanlama hatası. Elim ayağım titriyor. Ağlama, çocuk var orada. Aşkım doğur ya, pembe inat doğur. Sevabını yaparsınız. Arkadaşlar sevabını abone asla olmayı unutmayalım. Olur olursa 30 bin, TL olursa 1 milyon. Benim fiyatım bu. Fiyatının olması çok acı verici. Ben sonra artık Gökhan işleri değil mi ya? Ve tam anlar artık ya, üf gerizekalı mısın? Sonunda kazan dibimi, çayımı aldım. Geldim. Bakın bu sefer gerçek kazan dibi. Belki az da olsa mutlu eder. Save me kazan dibi. Arkadaşlar ben bahara mı kaysam? Ampulevsiz şerbo. Belki bölümlerde işte alev bebeği riske falan girecek. Oraları belki biraz heyecanlandırırım ama gerçekten artık tadım tuzum kalmadı ya. Bahar izleyeceğiz artık arkadaşlar. Başlıyoruz. Kime aldın onu? Bahar yeni bölümü. Görmedin mi? Salak. Kim mi çıktı? Gökhan işinde casual, cool yürümeye çalışıyor. Her acımın kazan dibi ve çayla geçeceğini sanıyorum. Doğa için. Doğa için çal. Benim yeni ship. Bana age gap olmasa olmuyor abi. Aşk mı? Hayır, seks falan. Aşk işte. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ölürüm. Çok seviyorum. Azra'nın sırtına gitti. Biz şöyle yanaktan öpme sahnelerimiz bile olmadı. Yazıklar olsun. Sahnelerimiz. Ben, Apo, Alev. Harika bir şey ya. Her gün kazan dibi yediğim için kilo almaya başlayacağım galiba. Merhaba. Artık. Merhaba. Ben Doğan'ın kardeşi. Ben Doğan'ın kardeşiyim. Merhaba. Kıvılcım Hanım'ın kızıyım. Doğan'ın kardeşiyim. Sen bir bireysin. Sen bir bireysin artık, farkına var. Fatih ablamı hamileyken aldattı. Hah şöyle. Sonra inanmaz ki bu gerizekalı. Üstüne üstlük damgası. Boşandıktan iki gün sonra da sizi buldu. Bitti mi? Bitti siz mi ne lan? Ben de sizin abinizle evlenmeyi düşünüyorum. Geciktim biraz. Tanımamış gibi yapacak, tanımıyormuş gibi yapacak. Merhaba. Bak. Biz erkeklerin kitabını yazdık. Abi. Abi. Ay Çimen niye şaşırıyorum ki? Siz kardeş misiniz? Hayır, ben ona daha yıllardır abi diyorum. Çimen söyle kız. Biz sevgiliyiz. Ne? Böyle diye anlatacağına, kendin evli adamla sevgilisin ya. Yoksa evli. Sizin ailede adet mi böyle? Bana bak, bir daha alev alef edersen. Ne demek evli? Married. Evli. Ve çocuğu var. İki tane. Ve iki çocuklu. Bunlardan da kurtulduk. Ne rezil insanlarmışsınız ya. Ay yolarım ben bunu. Evli olduğunu bilmiyordu, şaşırdığını fark ettiysen Görkemciğim. Gökhan. Hala şey Gökhan desene. Diyor ya. Gökhan abi diyeceksin artık. Gökhan'ın şeyler, rollenmeler. İnanmıyorum. Korktum ya. Kız. Bu kaçıncı? Yok ya valla. Bekarım mı dedin? Yok be, biliyordu. Sana inanmıyorum ya. İğrenç birisin. Ne yaptın? Aşkım teyzene çekmişsin. Aha geldi Rüspem. Dalya mı takayım? Tebrik vereyim bilemedim. Cesaret. Amin. Az önce sana üzüldüğüm için geri çekiyorum. Bu yaştan sonra ne aşkıymış? Ne aşkı be? Sana aşk. Ne aşkı be? Bu nasıl sevinir rüzgarlar Muhtemel olunca? Canım biz Abdullah Bey. Bir günden bir güne de ben yatayım demedi. Yani ben yattı bana öncelikle bu... Ne? Cımız. Feodal yapıda bir ailesiniz ama... Feodal yapıda. Kurban keserken... Yeter mi o? Tak incisin. Bugün niye herkes patladı? Annesi yaşında demezdim kıstaş. Metan da böylece Yunan ailesinin olduğunu kanıtlamış oldum. Benim olmasa kızma. Tövbe hesabı. Size bir talk show yapsak reyting rekorları kırarız biliyor musunuz? Artık o talk show sarmıyor işte abiciğim. Peki. Hiçbir şey yolunda gitmeyecek mi ya? Gitmiyor. Artık Fatih'i anlıyor. Hamile olan Alev, Doğa niye ben hamileyim diyor. Orası da sürprizli. Şey, o... Cemre Tom nerede diye düşünüyordum.
Özlemi de getir misin? Özledim, onu da göreyim. Biz de özledik. Tamam. Bari iki dakika görelim. Getiririm. Hiç karışmasak mı Nilay? Yani. Ay söyleyecekler mi? Hani o magazine düşmüş. Ha, pardon. Ben yine tamam, her şeyi Apollo Alev'e bağlayıp öyle sandım. Sen ver bakayım. Annesi sayılırım ben onun. E tamam, pembe de tersle. Işte, ha, Ömer'in mi annesi sayılıyor? Ben şu an koptum tamam. İyiyim, hamdolsun. Sen nasılsın? Ben de hamdolsun. Hamdolsun siz. Biz de hamdolsun. Sağ olun. Benim sana Milfi'yle. Ya koca bir kadınla el ele tutuşmuş. Öpüşüyor. Görünce... Allah kahretsin. Çok da yakışıyorlar bu arada. Ne istiyor peki, derdi para mı nedir? Ya bunu da bak kadının. Bir müsaitliğinle arayayım mı sen? Metan her nerede? Baba tünele giriyorum. Tamam baba. Kalk. Bu naz ne? Bu cilve ne ya? Hiç çok duygusalım ben. Hiç sahne göremedim. Doğan süsleniş. Benim sizin karşınıza çıkarken süsleniş. Alev için yaptım. Alev için çal. Ağzımdan öyle bir anda çıkıverdi. Yani sen de onun bir belki barışırız falan diye bir heyecanlandın sanki. Alev konusunda bana kızmayacaksındır umarım. Ben seviştirmedim. Bu öyle basit bir konu değil. Yavu oldum, böyle bir şey demişti. Alev mensur bile dedi, sonra arkadan koşturarak başka biri geldi, yok hayır, o değil ben hamileyim dedi. Ya biz böyle bir aileyiz diyorum. Sen neyin tribindesin? Aa, sen neyin tribindesin? Ben neyse, ben sensin biliyorsun değil mi? Ay ilk defa Fatih haklı olacak birazdan. Ne istersen yap. Şimdi mi kıymete bindim gerçekten? Evet. Ay ben burayı fragman için şop sanmıştım. Bayağı evet demiş. Sen pişman olamaz mı? Ay utanıyorum senden. Doğan ne diyorsun? Yeniden deneyelim Fatih. Oha. Olmaz. Doğacığım hak ediyorsun şu an bunu. Hayatımdaki insan gülsün istiyorum ben. Senin yüzünden gülemiyordu bu kız zaten. Sen keyfinden değil. Bakışa bak Fatih, ne bakıyor? Şundan ötürü bok gibi duruyor saçım. Abdullah abim ne diyor? Hamile yok. Herhalde. Evelallah. Evelallah. Bunun tek derdi para zaten. Pembenin sana olması. Hem bu ne anlasın çocuk bakmaktan. Sen bile büyüttüysen pek de güzel sonuçlar olmamış sonucunda. Alev çok daha güzel bakar. İlk başta biraz nazlanacak tabii ki, Mevla'yı yükselsin. Herkesi kendini gelir, bir pislik sanman. Umut'un sürekli güldür güldür izlemesi. Hadi sen de bütün gün evde yattın zaten. Bak şimdi. Bunu yine götüyle anlıyor. Başladı yine laf sokmalar. Ya, sen ne anlattıysan artık. Ben ne zaman bir şey anlattım da şimdi anlatacağım. Çık git kız. Çık git rüzgara takıl. Ay. Çıkıyorum, geliyor musun? Güle güle. Ne zaman boşanıyorsunuz? Geleceğiz demeye. Aşkım bu gazla gidip rüzgarla yatman yok mu? Bak sen ya. Yok. Çok pardon. Sükunetle bekliyorum ama ya gelmezse? Efendim? Allah vere de çocuk peydahlamasa. Taktı. Ay ne de olsa moda oldu bu tip kadınlar. Hani bu yaşta onu yakalıyorsan. Erkek erkeğe mi konuşalım? Erkek erkeğe. İyi düşündünüz. Bir sen tam bir erkeksin. Yalnız kaldı çocuk orada yalnız. O bizi hiçbir olayda yalnız orada bırakmadı. Orada yalnızdım. Doğru. Arkadaşlar orada yalnızdım. Sema ne kadar şık olmuşsun. Yüzüncü yıl. Teşekkür ederim. Cumhur... Allah Allah. İyiyim. Şiplemek istemiyorum. Ben Umut diyorum. Lütfen beni bozmayın. Şey mi geliyor? Umut'un eski... Umut dedim. Bana yardım eder misin? Rüzgar'ın eski sevgili. Ne konuda? Roleplay yapalım mı? Sevgilim olur musun? Ne? Ay bunlar böyle yanlışlıkla olacaklar. Kız arkadaşım. Sözlüm. Hatta sözlüm. Işık yatmam. Baksana şu kızın koskocaman bakan gözlerine ya. Ne kadar sıkıcı bir parti. Gözüme tatlı geleceksiniz, bakmıyorum artık. Sen ilaç gibi geliyorsun insan. Vallahi sen de şu anda bana ilaç gibi geldin. Sen olmasam hayatta kurtulamazdım. Bana geldiğine göre... Sıra çimende, ağlaman köşesi. Evli biriyle yattım. Teyze ben sana çekmişim. Sevgilim vardı. Bize ne? Evliymiş. Evliymiş. Fatih'in istemeye gittiği kızın abisiymiş. Herkes bağlantılı çıkmaz ama değil. Bir şey? Niye bizi buluyor bunlar? Aşkım çemberi dar tutuyorsun. Ben doğaya ne yapacağım ben Alev? Hamile kal. Dediğimi yap, yaptığını ama yapma. Çok seviyorum. Aşk bir görme kusurudur. Aşk bir görme kusurudur. Evli adamlarla birlikte olmanın sonu bu. Kamu spotu aşağı çıkacak. Evli adamlarla birlikte olmayın. Olacak. Artık apo yok. Bak ben hep senin yanında. Şimdi evet. Bu herifi her yerden engelliyorsun. Beni her yerden engelliyorsun. Aşkım sen iyi bilirsin engellemeyi. Çıkar hayatından. Aşkım bebiş nasıl, hiç hamile gibi davranmıyorsun. Merak ediyorum yeğeni. Hadi. Karnı falan tuttu da çocuk hücre ama neyse. Amca sen şimdi çocuğun üstüne hiç gitme. Bu niye hepiniz buradasınız ya? Hatta geldim İlfçi. Alev de amcamdan yaşça küçük. Bir ilişki yaşadılar. Oğlum, Apo'yla Alev'e de karşı verdi zaten. Ben yanlış hatırlıyorum.
Yine bize girdi. Sapla samanı birbirine karıştırma. Bir şey karıştırmıyor. Sapla samanı gelirse. Kadın erkekten yaşça küçük olabilir. Ben bizim modern bir aile sanıyordum ya. Biz bayağı tutucuymuşuz. Aşkım Fetan, yeter, sen modern yeter. Bir aile nasıl gerçekten sanıyorsun? Gerçekten bak. Ay biz bölüm aileler bugünler için 32 saattir bitmiyor. Ay bu ne kızlar bir toplantısı falan diyor. Gitmemeliydim oraya. Benim hatam. Kesinlikle. Sönmez hatası. Anne sözü dinlemediniz işte. Annem de konu gelse de bunu söylesem diye bekliyor. Anneler, annem. Annelerimiz. Annem. Alev diye cümleye başladı. Önce ona cümleyi bitirmiş. Alev. Ne istediğini söyle. Biz de ona göre davranalım. Alev. Alev. Barışmak istiyorum. Abi sen gerizekalısın. Korkuyorum. Kaçan balık büyük olur. Yine Abdullah Ünal çıkacak çünkü. Ya ben bu kadar aptal olamazsın lütfen. Oh konuş be. Ya salak mıyım ya? Yok evet. Beşikken. Ne yaptın da kapaladın rüzgarı bu halinle? Bu halin ne mi? Ne varmış ya? Maharetlerin epey fazla. Rüzgara güveniyorsan hiç güvenme. Evet güvenme. Yok, kendime güveniyorum. Ben kendime güveniyorum. Sana tavsiye ederim. Ay bana bile girdi. Aşkım kafayı alıp fayansa vursana. Şimdi ben sana maharetlerimi gösterirdim. Özgürlük herkes için. Senin gibi bir zavallının söylediği bu laflar beni yıkmaz. Aşkım ya. Kıvılcımın tuvalet sahnesi geldi aslında. Bir zavallı vızıldıyor der. Senin için üzülürüm. Kendi diyen kendi olur. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Bu sana girmiştir artık. Aşkım bayılıyorum sana. Bu düzeltme şeyde dolmuştu. Oradaki huzurum bozulsun anne biraz. Walk fashion. Şey söyleyecek şimdi. Adını unuttuğum date'e giden asistan. Aferin sana. Aferin benim kızıma mı? Allah. Bavul mu lan? Sakın saçma bir hareket yapma. Nereye gideceksin ki sen? Paran mı var? Ay çok korkuyorum. Diyorum ben. Nereye gidiyorsun tam olarak? Aşağı katı Alev'e mi? Nereye gidiyorsun? Nereye? Ankara'ya mı? Ay siktir git hadi. Ben sizinkilerin kirasını ödediği bir evde yaşamak istemiyorum. Ne sokakta yaşayacaksın çünkü evin yok. Böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Yorulduk Nursema. Ya bu kız senin hep gözünün içine baktı. Her şey sana göre ayarladı. Ne demek yorulduk ya? Kaçaksın, korkaksın, bencilsin. İnsanları yarı yolda bırakıyorsun. Bu diziyi bitirin abi. Hiçbir şey anlamı kalmayacaksan. Zaten derdimiz yetmiyordu. Bir de size mi üzülelim şu an? İnşallah fragmanda rüzgarla yakınlaştırırlar da hemen iğrençleştim ama. Ay görmek istemiyorum. Ya. Abdullah Bey mutasyon geçirdi yediği serumlardan ötürü. Ya hiç gerek yok ya. Tamam böyle çekeceklerse sadece oynayabilir. Abdullah Bey kilo almışsınız. Ya ben ay kabullenemiyorum. Bir şey sadece böyle çekseler ya. Suratını çekmesinler. Dönüşüm tamamlanıyor tamam mı? Ne babası? Baban değil Abdullah o. Abdullah Bey. Abdullah Bey o. Apo değil. Şöyle çekin abi. Ne olur suratını çekmeyin. Böyle inanacağım. Abi ne alaka? Ne alaka? Abi ne alaka? Asla veremiyor o enerjiyi. Benim yargı. Hayır, hayır. Abi ne? Abdullah Bey gençleşmişsin resmen. Bu kadar mı fark eder? Bir de bayağı beslemişler herhalde. Gel, gel canım gel. Bana body shame yaptırdınız ya. Şöyle hiç, hiç. Şöyle konuşalım karşılıklı. Hiç sıfır olmamış. Maalesef çok özür diliyorum. Kesinlikle Ahmet Mümtaz Bey'le hiçbir alakalı şeyim yok yani. Çok saygıdeğer bir oyuncu ama Apo değil bu yani. Abi, Apo konuşmuyor zaten genel olarak yani. Mimiklerle idare ediyor. Konuşma. Bu kadarıyla eski Abdullah olmayacak. Değilsin zaten. Abdullah'ın devil tipini ama farklı yumurta. Olsa öğrenirim de. Ya bu Apo değil. Önce sizi dinlemek isterim. Apo değil. Apo böyle tavır yapmaz ki. Başa bakın pembe mi? Abi keşke izleseydin falan. Neler oldu? İşte Alev hamil. Korktuğum her şey başıma geldi. Babacım sen hastalığı büyük olanların huyunu değişirmiş. Ay, babama da olan bu mu acaba? Efendim kızım? Ne? Değişim şakası ne zaman yapacak diyen arkadaş hemen. Yok bir şey baba. Bildin aşkım. Nasıl gözümüz alışacak? Ya abla bela kuvvet. Daha mesela yavaş söylemesi lazım. Teter abi daha yavaş konuşuyordu. Ay ağlayacağım şu an. Şey utanmasam. Ya bir amcanızı arayacağım. Getir. Bir Alev'i arayacak. Ben bir bakayım anne. Dur sen bulamazsın. Ay ben şaka mıyım? Benim olayları içselleşti. Abdullah Bey ayaklandı. Biz. Abdullah Bey ayaklanması. Söyleyeceğiz bir şekilde.
Ya size kalmadı bunu söylemek. Yani Alev söylemek lazım. Eski sevgilin yüzünden. Eski sevgilin. Kanka kaç tane var mı ya? Alev mi der mi? Apo. Yani Apo'ya göre çok genç. Alev hamile Abdullah Bey. Ne, nasıl bir duygu alacaktık kim bilir. Ben bırakıyorum arkadaşlar diziyi. Hoşçakalın. Tamam, tepkisizlik tutmuş. Şimdi bölüm çok sıkıcıydı. Beklediğimden daha da kötü bir Apo ile karşılaştım. Düşünsenize gerçek Apo Alev'in hamile olduğunu öğrense nasıl bir tepki verecekti. Ben bu gece bunu düşünmekten uyuyamayacağım şimdi. Arkadaşlar artık kanalın teması değişiyor. Artık bambaşka videolar çekeceğim. İşime mal oldunuz. Bu arada hiçbir ana karakter tam olarak gözükmeden bölüm bitti yani. Bu nasıl oldu anlamadım. Kuzu, koyun, Nilay falan derken. Keşke 29. bölümde bitseydi de gerisini biz hayal etseydik. Az önce salak gibi gözlerim doldu, bir tribe girdim falan. Şu an gülüyorum. Bakın ben daha iyi bir Apo olurdum. Alev Hanım. Ben oynayabilirdim diye düşünüyorum. Geleceğiz geçeceğiz yoksa kafayı yeriz yani. Bundan yani şu beni çok sinir etti. Sandık kokusunda neler alıyor. Neyse bakın artık dikkatimi çeken daha güzel diziler var. Çerbo'yu gereksiz önemli bir yere koymuşuz. Ben bütün hafta üzülüp acı çekiyordum. Cuma'ya bekliyordum Çerbo gelince düzelir diye. Artık düzelmeyeceği için psikoloğa gitmeye koyuyorum. Yeni Apo'yu yan yana görmek istemiyorum. Hemen ayrılsınlar. Çocuk da olmasın. Olacaksa da tek başına büyütsün. Üçüncü sezonda da biz Settar abiyi geri alırız tekrar. Ben manifestlerimle, dualarımla onu hiçbir şey olmamış hale getireceğim. Bekleyin. Korkuyorum. Apo Alev sahnesi vardır diye korkuyorum. Ben dua ediyordum ya. Şaka gibi. İşte hayat, bu bir hayat dersi arkadaşlar. Çok istediğiniz şeyler hiç istemediğiniz şekilde yaşanabilir. Bu bir hayat dersi olsun. Baba bu yaşta çocuk sahibi olmak ne Allah aşkına ya. Sana öyle bile olsun. Asla bozulmayacak. Ne demek o? Etme. Biz Umut'la ayrıyız. Ne demek ayrıyız? Boşanıyor musunuz? Boşanıyor musunuz? Beni al demedi mi? İstemiyorum. Ya gözümüz aydın o zaman. Senden beni istemiyorum. Bebek? Doğurmak istiyorum. Ya barışmayın. Düştürdükleri insana bakın. Alev'le Apo barışmıyor diye mutlu oldu. Arkadaşlar gerçekten çok söyleyecek bir şey yok. Yani zaten bölümü izlerken de bayağı sıkıldım. Bir sürü ders falan çalışmam lazım. Şu an bu videoyu editlerken bile kendime sövüyorum kesin. Yani çok hayal kırıklığı. Her şey çok hayal kırıklığı. Umut'la Nursema mı dersin? Abdullah Ünal mı dersin? Ama Alev'in barışmak istememesiyle gururlandım. Çok mutluyum. Arkadaşlar hiç çekmek istemiyordum ama sizin için çektim. Yani bir iki kişinin bile rica etmesi beni ikna edebiliyor. Çok teşekkür ederim buraya izlediğiniz için. Buraya kadar izlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Siz de beni seviyorsanız kanala abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Haftaya çekemeyebilirim. İstanbul'a gideceğim. Çekersem görürsünüz zaten. Haftaya da İstanbul'da bir sürpriz olabilir umuyorum ki. Hepinizi çok öpüyorum tekrar. Yani çektiğim zaman görüşürüz. Bay bay. Ha bir dakika, biraz bölüm hakkında konuşsaydım niye kapatayım? Benim bölümü ve diziyi siktir ediş hızı. Doğaya çok kızgınım. Doğadan utanıyorum artık yani. Kıvılcım'la Ömer, Kıvmer fragmanda görünce çok heyecanlanmıştım ama yoklardı yine. Apo'yla Alev barışmayacak diye çok utluyum. Umut'la Nursema. Umut. Nereye gittin tam olarak? Sokakta mı kalacaksın? Pembenin de hala gurursuz konuşmaları. Nilay falansa onlara bir şey demiyorum. Metehan'ın aşkının arkasında durması. Aşkına sahip çıkması. Ya bence şu an herkes memnuniyetsiz. Yani şimdi kıvmerciler memnuniyetsiz. Haklılar. Onurcular memnuniyetsiz. Haklılar. Biz memnuniyetsiziz. En çok biz haklıyız şu an. Lütfen. Bilmiyorum bakalım ne olacak böyle. Nereye kadar gidecek? Gittiği kadar biz de gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu sefer gerçekten kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.